Aslında 6 yaşından sonra çocuklara yapılmış, daha önce yapılmış olan aşıların hatırlatma dozları yapılması gerekir. Bunlar diftir, tetanus, bulmaca aşılarının hatırlatıcı dozları. Ülkemizde henüz uygulanmayan ama Amerika'da uygulanan Türkçe aşısının hatırlatıcı dozu 4-6 yaş civarında yapılması gerekmektedir. Bunun dışında özellikle son dönemlerde boğmacanın erişkinlerden çocuklara bulaşmasıyla ve erişkin tipi boğmaca aşısının çocuklara uygulanmaması nedeniyle çocuklar boğmaca aşısından risk altındadır. Bu konuda son dönemlerde ortaya çıkan çocuklara erişkin tipi boğmaca aşısıyla 6 yaşından sonra çocukların 10-11 yaşına kadar aşılanması önerilmektedir. Bu aşı ile birlikte, boğmaca aşısı ile birlikte difteri, tetanos ve boğmaca sıkarma aşı şeklinde uygulanmaktadır. Bunun dışında özellikle kadınların en sık, ikinci sık kanseri olan serviks kanseri ne karşı human papilloma virüs aşısı mevcuttur. İnsan papilloma virüs aşısı. Ve bunların da yine 9 yaşından sonra kız çocuklarına uygulanması önemlidir. Yine son dönemlerde özellikle yeni tip bir menenjit aşısı piyasaya sürülmüştü. Meningokok semilere karşı geliştirmiş olan bu aşı, daha önce aşılanmamış çocuklara mutlaka yapılması önerilmektedir. Normalde 9 ay ve 12 ayda iki doz şeklinde uygulanan aşı, 2 yaşından sonra tüm çocuklarda tek doz şeklinde uygulanması önerilmektedir. Nadir görülmekle birlikte ortaya çıktığında ciddi sekeller ortaya çıkması nedeniyle, ciddi sekeller olması nedeniyle bu aşının yapılması da çok önemlidir.